Saygıdeğer izleyenler, Ünye ilçesi şehir stadyumu altında Onespor Kulübü'nün tekvando öğrencileriyle beraberiz. Bu kursun öğretmenlerinden mikrofonumuzu öncelikle bugünkü etkinliğin anlamı nedir? Hocamızdan öğrenelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kendinizi tanıtarak söyleyebilirsiniz. Ramazan Bulut, milli sporcu. 20 yıldır tekvando yapıyoruz. Artık antrenörlük boyutuna geçtik. Bugünkü etkinliğimizin amacı, gördüğünüz gibi tekvando yapmıyoruz şu an. Yani tamamen piknik gibi. Sadece altımızda yeşil çimenler eksik. Burada etkinlik yapıyoruz. Onların sosyalleşmesi için. Harika. Çok önemli bir nokta burası. Çok önemli. Bu tarz etkinliklere katıldıkça kendi aralarındaki kaynaşma, dayanışma, kardeşlik duygusu, yani kendilerine olan özgüvenleri son derece artıyor. Ve biz de bunları bu şekilde görmekten çok mutluyuz. Çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyorsunuz. Tabii ki. Çok mutluyuz bunları o şekilde görmekten. Çok önemli. Gerçekten önemli. Evet. Bu konuda bizlere destek olan İlçe müdürümüz Aydın Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kendisi bize buranın imkanlarını sunuyor. Sağ olsun. Yani, bu etkinlikten sonra kuşak sınavımız var. Yani böyle bir etkinlik yapıyoruz ama sonrasında sınav da yapacağız. Sınav arasında tabii oyun da yapıyoruz. Bugünkü oyunumuz, söyleyeyim mi çocuklar bugünkü oyunumuzu? Bugünkü hadi bakalım. Evet. Şimdi bugünkü oyunumuz masa tenisi değil. Ağzımızda kaşıkla top götüreceğiz. Evet. Hadi bakalım. Güzel. Ramazan hocam, gördüğümüz kadarıyla bir grup tekvando öğrencisi var. Toplam öğrenci sayınızı alalım. Bugün imtihana girecek öğrenci sayısını da söyleyiniz bunların içerisinde. Çocuklar. Kuşak imtihanı değil mi? Evet, bugünkü kuşak imtihanına giren öğrenci sayısı 60 civarı yaklaşık. Ama toplam öğrencimizin sayısı 100. Maşallah. 100 öğrencimiz var. Siyah kuşaklar da var işlerinde. Onlar sınava girmiyorlar artık. Onlar yılda bir giriyorlar. Federasyonun yaptığı sınavlara katılıyor. Evet. Bu da federasyonun yaptığı bir sınav ama bunu kulüp yapabiliyor. Onespor Kulübü olarak bu sınava 60 öğrencimiz katılacak. Yani inşallah başarılı olurlar. Ben yapacaklarına inanıyorum. Sessiz olur musun? Biz de sizi kutluyoruz. Saygıdeğer izleyenler. Bir de Ramazan hocamın yardımcısı var. Kendisiyle de hem kendisini tanıyalım hem de bir hanımefendinin tekvando sporuna verdiği ömrünü de içerisinde bir sürü kız çocuklarımız var. Geleceğimizin kıymetleri onlar. Varlık sebebimiz. Onlar çok daha iyi eğitim almalı ki öğretmenimiz sayesinde olacak o da. Buyurun siz de tanıyalım hocam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kübra Tüccar Pelit ben. Evet Tüccar. Ben eski sporcuyum. Şu anda Ramazan hocama yardımcı oluyorum. Çok hem güzel. Sporumu yapıyorum hem kızımı yönlendiriyorum aynı zamanda. Annesiniz. Anneyim. Kaç evet. Çocuk vardı? Bir tane. Allah bağışlasın. Teşekkür çok ederim. Çok güzel. Bakın varlık sebebimiz kadınlara dünyada, fani dünyada o kadar büyük iş düşüyor ki gençler. Dünyanın bütün çilesini dişi canlılar çekiyor. Erkekler de çekiyor ama en önemlisi dişi canlı doğurmakla bırakmayıp hayırlı ve uğurlu evlat, güzel evlat yetiştirmek için mücadele ediyor. Onun için hocamıza ve öğrenci kız çocuklarımıza aslında bütün çocuklarımıza büyük görevler düşüyor. Buyurun hocam. Son sözünüzü sizden alalım. Çocuklarınıza neler söylemek istersiniz? Normalde bugün kuşak sınavımız vardı. Onun öncesinde çocukların motivasyonu açısından böyle bir etkinliğe karar verildi. Aynı zamanda oyunda oynayacağız birazdan. Yılda birkaç kez yapıyor musunuz böyle bir etkinliği sosyalleşmeleri adına? Etkinliğimizi hemen hemen ayda bir kere tekrarlıyoruz. Tekrarlıyorsunuz. Evet. Hava güzel olsaydı muhtemelen dışarıda yapacaktık bunu. Burada bir takım yiyecekler var. Bunları deliler evet. Mi yapıp da getiriyor sunuyor buraya? Evet. Herkes ne yapabildiyse alıp getirdi. Hiç önemli evet. Değil. Yeter kardeşim. Ne getirirse getirsin. İmkanı neyse onu getirsin. Biz sizi, Ramazan hocamızı kutluyor. Onespor Kulübü'ne ve yöneticilerine başarılar diliyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum.
Saygıdeğer izleyenler, biz her ne kadar röportajımızı sonlandırıp teşekkür etsek de Ramazan hocamızın söyleyeceği bir iki söz varmış. Onu da kendisinden öğrenelim. Bunu daha çok çocuklara yönelik söylüyorum. Buyurun. Şimdi şurada gördüğümüz ortam başka hiçbir yerde bulunmayacak bir ortam. Yani bu tarz ortamlar, şu mutluluk, çocukların yüzündeki mutluluk başka... Ya bunları neyle kıyaslarsanız kıyaslayın, bunun tarifi yok. Ve bunu parayla satın alamazsınız bu tarz şeyleri. Evet. Çocuğun yüzündeki bir gülümseme, bir mutluluk, ya o bambaşka bir şey. Ya bunların bence böyle yerlerin sayısını artması lazım. O zaman sizden burada imtihana gelecek 60 öğrencinin dışında toplam 100 öğrenciniz olduğunu söylüyorsunuz. Ünye merkez 130 bin köyü kasabasıyla beraber ama çevre iç yerleşim yerleriyle beraber oldukça kalabalık. Kalabalık. Bu sayı oldukça az. O zaman buradan sorumluluk duygusuyla yaşayan anne ve babalara, velilere siz seslenin. Evlatlarının sosyal insan olması, kendine güvenerek gelişmesi için sizlerin kapısını çalsın mı çalmasın mı? Bizim kapımızı çalmasınlar. Şöyle biz bunun için... Anlatamadım mı? Yanlış mı anladın? Yok soruyu. Şöyle söyleyeyim. Tekvando yapsınlar. Tekrar bunu söylemiştik, belirtmiştik. Ha, sizin derken ben sosyal etkinlik alanında görev yapan spor kurumlarında... Doğru. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bütün kurumlarında, kurumlarının kapılarını çalsınlar ki çocuklarını kendine güvenen, güvenen çocuklar olarak geliştirsinler diyoruz. Çok doğru, evet. Yani Spor Bakanlığımız da bu konuda desteklerini bizlere sağlıyorlar. Siz de velilerimiz olarak bunlara biraz daha dikkat edelim, daha duyarlı olalım ve çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirelim. Bunda tekvando öncelikli. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.